Doçent Doktor Murat Yalçıntaş, 1984'te Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina Fakültesi'nde tamamladı. Boston ve Brüksel Vrije Üniversitelerinin ortak işletme programından yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndense doktora derecesini alan akademisyen ve iş adamı Murat Yalçıntaş, iş yaşamı boyunca birçok kurum ve kuruluşta önemli görevlerde bulundu. İş dünyası, akademik kariyer ve meslek kuruluşları başkanlıkları tecrübeleri sayesinde çok yönlü bir bakış açısına sahip olan Yalçıntaş, kariyeri boyunca uluslararası kurumların işleyişi, sivil toplum kuruluşları, sürdürülebilir kalkınma, rekabet üstünlüğü, girişimcilik, aile şirketleri, KOBİ'ler, kriz yönetimi gibi konularda çalışmalar yaptı. Dünden yarına bugünün sözleri, bende kalmasın, zor zamanda geleceği kurmak ve Stratejik Yönetim ve KOBİ'ler olmak üzere 4 kitabı bulunan Yalçıntaş'ın birçok makalesi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlandı. Türkiye'de özel sektör, Türkiye'nin Akdeniz'de yeni rolü, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, ekonomik krizler ve çıkış yolları gibi konularda ulusal ve uluslararası arenada birçok konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Uzun yıllardır içinde olduğu iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinden olan Yalçıntaş, bugüne kadar birçok defa ödüle layık görüldü. Bunlar arasında 2012'de Belçika'dan Kral II. Leopold Yüksek Liyakat Madalyası, 2010'da Fransa'dan Legion d'Honneur Onur Nişanı ve İtalya'dan Devlet Nişanı Commendatore, 2009'da Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Akademisi'nden Fahri Profesörlük, 2008'de İstanbul İhracatçılar Birliği'nden İhracat Hizmet Onur Ödülü, İstanbul Valiliği'nden Onur Ödülü, 2006'da Platin Ekonomi Dergisi'nden Sosyal Sorumluluk Ödülleri bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızcayı akıcı olarak konuşan Yalçıntaş, aynı zamanda öğretim üyesi sıfatıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nde stratejik yönetim, oyun teorisi ve liderlik dersleri vermektedir. Çünkü hayat bir süreç. Evet. Bütün mesele hayatınız bittiği zaman, ben hep onu düşünüyorum. Hepimiz bir gün bu dünyaya veda edeceğiz. Bu dünyaya veda ettiğimiz zaman arkamızda kalan insanlar hakikaten kalplerinden ya bu iyi bir insandı, hakikaten bir şeyler yaptı diyorlar mı, demiyorlar mı? Eğer bunu diyorsa arkada kalan insanlar siz en büyük kazanansınız. Yok eğer siz öldüğünüz zaman arkanızdan insanlar ya işte öyle böyle bir adamdı diyorlarsa, ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar şöhretli olursanız olun, neye sahip olursanız olun, siz dünyanın en büyük kaybedenisiniz.